3. Piyade Tümen Komutanı. 3. Piyade Tümen Komutanlığı görüş gemileriniz hazırdır komutanım. Sağ ol. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sağ ol komutanım. Sağ ol. Ağabey Murat Tulu 700 Dalay Komutanı. Sol komutanım. Sol komutanım. Ağabey Aktürk. İspanyol ve İKK Şube Müdürü komutanım. Sağ ol. Neyse ben evim. Sol. Nasılsınız? Sol. Güzel sağ ol. Terörü kaynağında kurutmak esas arkadaşlarım. Artan bir şiddette, artan bir tempoda, taarruzlu bir anlayışla teröristle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Ve inşallah sizin yaptıklarınızla, çalışmalarınızla, Mehmetçiğin alın teriyle 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Hep beraber. Yani bu konuda azimliyiz, kararlıyız, çok şükür buna muktediriz. Ve bu iş inşallah bitecek arkadaşlarım. En son terörist etkisiz hale gelmeden durmak yok. En son terörist etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadelemiz arkadaşlarım devam edecek. Bunları yaparken sivil, masum insanlara zarar gelmemesi için, tarihi, kültürel, dini yapılara zarar gelmemesi için, çevreye zarar gelmemesi için hep birlikte, hepinizin bildiği gibi hem planlama safhasında hem icra safhasında sizler azami dikkat gösterdik, gösteriyoruz. Sadece uluslararası hukuk mecburiyetinden dolayı değil, bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimiz bunu gerektiriyor. Biz masum insanlara savaşmayız. Biz çevreye zarar vermeyiz. Bizim hedefimiz kendi düşmanımızdır. Karşımızda kim var? Şu anda bizim karşımızda teröristler var. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bunu çok iyi anlaşılması lazım. Arkadaşlarım çok şükür bugüne kadar girilemez denilen yerlere girdiniz. Çıkılamaz denilen yerlere çıktınız. Su artık çaresizlik içinde debelenen, çırpınan bu teröristlere en son darbeyi de vurmak suretiyle en son terörist etkisiz getirinceye kadar bu mücadeleyi artan bir şiddet ve tempoda devam ettireceğiz. En son terörist arkadaşlarım burası önemli. En son terörist etkisiz getirinceye kadar sakın ola. Ne yavaşlama var, ne değişiklik var, ne vazgeçme var, böyle bir şey yok. En son etkisiz getirinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve inşallah bunu tamamlayacağız. Burada pençe, huduttaki en son kilit. Pençe oradaki bir boşluk ve dolayısıyla hudutların tam olarak kontrol olacak. Geçişleri vesaire artık Türk Silahlı Kuvvetleri kontrol edecek. Teröristler hiçbir şekilde ülkemize, milletimize zarar vermek üzere ülke hudutlarımızdan geçemeyecektir arkadaşlar. Arkadaşlar Türkiye bildiğiniz gibi sadece efendim bu kendi milli konularımızda değil, aynı zamanda uluslararası alanda bölge ve dünya başlarına katkı sağlamak için elinden gelen şeyi yapıyor. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çalışmalar var. Dolayısıyla uluslararası alanda özne haline geldi Türkiye. Türkiye'nin sorumlulukları arttı. Efendim çeşitli konularda, çeşitli yerlerde Türkiye'nin söz sahibi olduğunu görüyoruz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın Rus Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Putin'le ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Zelenski'yle yaptığı konuşmalar, görüşmeler sonunda bize verilen görevler var. Bu görevler çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla arkadaşlarım geldiğimiz noktada biliyorsunuz bu tahıl koridoru açıldı. Bunu Cumhurbaşkanımız yaptı, Türkiye yaptı. Bir. İkincisi geçtiğimiz hafta ayın 29'unda bir saldırı oldu Rus gemilerine ve Ruslar bu anlaşmayı askıya aldılar. Daha sonra yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı, bizlerin yaptığı girişimlerle muhataplarımızla yaptığımız konuşma görüşme sonunda tekrar bu işi hale yola soktuk. Tekrar çalışmalar başladı. Bunlar Türkiye'nin kıymeti, Türkiye'nin rolü, Türkiye'nin hem dünyada hem bölgemizdeki etkinliğinin açık göstergesi. Bugüne kadar bu sayede 10 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Bununla alakalı diğer konular var. Bununla da arkadaşlarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bugün 12'den itibaren her şey normalleşti. Rus Savunma Bakanı bizi arayarak her şeyin normalleştiğini bize söyledi. Biz de bu bilgileri Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardık.